İyi akşamlar efendim. Yıldızlar kuşağında, duayenler kuşağında yine önemli bir masa bu akşam. Gülden Karaböcek bizimle. Buyursunlar, başlıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar şıksınız, çok ne kadar zarifsiniz, çok, çok hoş görünüyorsunuz. Siz de öyle çok güzelsiniz. Ay çok teşekkür ederim. Biraz iriyim ama affedin beni. Bazı anneleri hamilenin verdiği bir güzellik de oluyor. Ay çok teşekkür ederim. Onu gördüm. Böyle. Eksik ne olmayın yok. Efendim. O sizin kibarlığınız, o sizin zarifliğiniz. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizle konuşulacak çok şey var. Elimden geldiğince bütün hani şarkıları tabii yetişemedim ama toplayabildiklerimi topladım. Sürpriz evet. Mesajlarımızla. Bu akşam sizle baş başa bir saat geçirmeyi ümit ediyorum. Ama öncesinde geçen sene Magazin Gazetecileri Ödülleri Derneği'nden onur ödülü aldınız. Ne hissetmiştiniz? Vallahi ben size tabii ki çok güzel bir duygu ama beni sevenlerimin, beni sevdiğin halen ilk günkü gibi sevdiklerini hissetmek daha güzel bir duygu. O benim için daha büyük bir onur ödülü oluyor. Bunca yıl sadık kalan bir dinleyici, bir seven kitlesi olması öyle ve değil mi? Ve halen yeni albümümü bekleyen, ne zaman çıkacak diyen, konserlerimde hep bunu soran. İşte bunun cevabını vereceğiz masada. Bunun cevabını vereceğiz ama öncelikle 2 saniye izninizi rica edeceğim. Çünkü biz de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından yılın en iyi program sunucusu kadın ödülü ve her şey bu masada ödüllendirildik. Bu ödülle taçlandırıldık. Çok fazla teşekkür ettim ama yetmez. Çünkü bu programdan seyircilerimize teşekkür etmek istiyorum. Sizler olmasaydınız biz ekip olarak gerçekten havaya yazı yazardık. Yorumlarınızla, eleştirilerinizle. Olumlu olumsuz diyeceğim ama nadir olumsuz eleştirilerinizle bizi hem şımarttınız hem de çok ama çok mutlu ettiniz. Her şey bu masada ekibi adına ödülümüze çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza emek veren herkese ama özellikle siz seyircilerimize eksik olmayın. Çok ağır olduğu için şu anda kaldıramıyorum. Evet, çok ağır, oldukça ağır bir ödüldü ama onurlandırdı ama gururlandırdı. Hepimizin bu ödül diyorum. Çok ama çok mutlu ettiniz bizleri. Ödül töreninde ben de nacizane bir konuşma yapıp arkamdaki dev ekibe teşekkür etmiştim. Hadi bir izleyelim. Sonrasında reklam, sonrasında starımızla masadayız. Buyursunlar. Yılın en iyi kadın program sunucusu, ailemden biri, canım kız kardeşim Doğan Rutkay'ım. Doğa Rutkay, 3 kişi, o Kerimcan abi de geliyor, 4 kişi geliyorlar. Kocaman alkışlar. Kamal ailesine. Öpeyim, ne yapayım bilemedim. Mikrofonunuzu vereyim efendim. Çok şöyle teşekkür size ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hele ödülü yıllardır dostluk, arkadaşlık ettiğimiz senden almak çok büyük mutluluk benim için. Çok kısacık konuşacağım. Hamileyim. 3 kişilik konuşacağım. Affedin beni ne olur. Öncelikle kanalıma Bloomberg HT'ye çok teşekkür ediyorum. Arkasından C yapıma. Doğa Rutkay'la her şey bu masada aslında ikinci senesi 300. bölümünü çekiyor. Çok teşekkür etmek istiyorum ekibime. Başta yapımcımız Onur İliman. Arkasından halden anlayan biricik yönetmenim Cenk Aysan, editörüm Sema, Uğur, Ceyhun, Halil, İsmail, Gözde, Ömer. Siz olmasaydınız hiçbir şey yapamazdım. Ve size teşekkür ediyorum. Ve Magazin Gazetecileri Derneği'nin tüm üyelerine ve sizlere. Çünkü sizler bizim topluma açılan kapımızsınız. Bizi nasıl gösterirseniz aslında bizim işimiz de öyle şekillendi. 17 yaşından beri magazin dünyasının içindeyim. Hiç incinmedim, hiç kırılmadım. Herhalde bu konuda çok şanslı olan insanlardan biriyim. Siz bizi nasıl yansıttıysanız biz de halka, topluma öyle yansıdık. Eksik olmayın, karkış demeden bekleyen ellerinizi sıkıyorum, sarılıyorum, öpüyorum. Biricik eşim, seni çok seviyorum. Sen olmasaydın biz olmazdık. Allah razı olsun sen. Ali'cim teşekkür ediyorum tekrar. Biz teşekkür tekrar ediyoruz. Tebrik eksik ediyorum. Olmayı. Onu alma, alma, alma. Onu ben alayım. Ağır. Ağır, çok ağır. Benim yerime tut da şöyle güleyim. Şöyle ben bayağı. Bayağı taşıyamazmışım. Teşekkür ediyorum efendim. Afiyet olsun. Şunu ben İyi veririm. Akşamlar. İstiyorsan şuradan da inebilirsin. Olur. Şu asıl ödülü sahibine vereyim. Ağır işler artık onun. Kerimcan Bey. Doğa Rutkay'a kocaman alkışlar efendim. Kısa bir reklama gidiyorum. Sonrasında başlıyoruz efendim masaya.
bu dedi Türkiye'yi sallayacak dedi. Ama kim yaptı dedi bunun şeyini, bestesini falan. Yani benim aslında dönüm noktam Dilek Taşı'yla oldu. Ya. Halkın beklediği benden Dilek Taşı gibi. Daha süper şarkılarım yolda. O eldiveniniz, o bilekliğiniz. Ay evet. Tasmanız, yani o kadar şık şey. Çok şıkırım değil mi? Beğeniyor musunuz diğer sanatçıların söylediği beğeniyorum Dilek Taşları'nı? Yani hele Ferdi Özbeğen. Benim şarkımı okudukları için beğeniyorum. Gülden Karaböcek, Gülden Karaböcek diyoruz ama kim bilir oralarda neler yaşandı yani. Ya yıllar ne çabuk geçti ya. Efendim 4 Kasım tarihinde Ankara'da dünyaya geliyorsunuz. Amatör bir solist adayıyken 67'de Yazılanlar Gelir Başa isimli şarkı. Dönüm noktanız diyebilir miyim? İlk albümüm. İlk albümünüz. Yani albüm derken 45'lik. 45'liğiniz. İki tane 45'liğim vardı. Arkalı önlü 4 şarkı. Aşık İhsani Beyefendi'nin şeyleriyle oldu o da. Kendi bestelerini vermişti bana. Hayat Defteri, Yazılanlar Gelir Başa... Garip kaldım. Bir tane daha var ama vallahi şimdi hatırlayamıyorum. Onlarla Grafson Pate şirketi vardı o zamanlar Sirkeci'de. Onun sahibiyle tanıştırdım. İstekliydiniz değil mi? Yani aracı bu oldu. Evet herkes bir aracı oldu yani. Herkes ben aracı oldu. Birdenbire kendimi bu işlerin... Şimdi ablamın sesi olduğu için senin de var mı falan sorarlardı. Benim küçüğüm de var ona da sorarlardı. Sesiniz var mı falan ailece. Biraz da mırıldanınca harika ses falan. Böyle kendimi annemin de teşvikiyle tabii. Anneniz çok teşvik ediyor. Halbuki hep tersini duyarız ya aileler istemez ama sizde tam tersi oluyor. Ardından Orhan Gencebay sizin yine hayatınızın kahramanlarından biri olacak sanıyorum değil mi? Evet. O da size çok... İşte o 4 şarkıda Pate'nin sahibi dedi ki çok güzel bir saz ekibi getiriyorum size dedi. Orhan Bey'le o zaman tanıştık. Yani Orhan abi o zaman hem bağlama çalıyordu hem de yeni patlamıştı o da. Yani, çıkışa bak yani. 45'likleri onun da peynir ekmek gibi satıyordu. Peynir ekmek gibi. Hı-hı. Peki siz 45'liğini sattığında ve insanlar sizi her yerde dinlemeye ben başladığında hissettiniz mi bunu bilmiyorum. Yani? Çünkü Gülden Göktürk adıyla çıkmıştı. Hı-hı. Bizim baba soyadımız. Sonra yani benim aslında dönüm noktam Dilek Taşı'yla oldu. Ama olmaz mı? Hepimizin dönüm noktası o Dilek Taşı. 79'da Dilek Taşı'yla oldu. Dilek Taşı bir film ismiydi. Evet. Film teklifi gelmişti bana Hulki Saner'den rahmetli. Filmin ismi Dilek Taşı. Dedi ki ben hep dedi sanatçılarla çalışırken yani Erol Büyükbuş'ta hem albüm yapıyorlarmış Saner şirketi diye. Hem plak şirketleri varmış. Tamam. Hem film şirketleri varmış. Hem film yapıyorlar. İşte Emel Sayın'la hem film yapıyorlar hem albüm yapıyorlar. Şarkının adı işte filmin adı neyse ona göre şarkı yapılıyor. Mesela Feride Emel Sayın'dan. Evet. Feride filmi de vardı. Evet doğru. İşte, Mavi Boncuk falan. Mavi Boncuk falan. Buna da dedi bir şey yapalım dedi. Yani adı Dilek Taşı ama siz bu işin içindesiniz dedi. Müzisyen tanıdıklar çok, besteciler çok, söz yazarları çok. Buna da bir şey yazılsın dedi. Dilek Taşı diye söz yazılsın ve beste yapılsın. Biz tabii bütün söz yazarı arkadaşlara dağıttık. Dedik böyle bir film var. Biz buna göre söz istiyoruz. Tabii 500 tane belki geldi. Yani şimdi keşke diyorum saklasaymışım onları. Yani neler geldi keşke, kim bilir. Keşke neler hep Dilek Taşı, peki, Dilek Taşı, Dilek Taşı böyle. Özür dilerim bunlar un kapanına geliyor değil mi? Mektuplarla tabii, geliyor. Tabii. Tabii, herkes tabii. Kendine göre bir dilek taşı tabii, tutturmuş. Tabii, herkes bir dörtlük yazmış. Peki en son seçilenin hikayesi? Allah rahmet eylesin. Ali Tekin Türe kardeşim. O da rahmetli oldu yani. Daha yeni rahmetli oldu. Onun sözlerini yani 3., 5. daha bakıyordum. O çok hoşuma gitti. Hemen aldım gitarı böyle amatör de gitar falan çalıyorum. Akorları falan basabiliyorum işte kendimce. Pat diye ben besteledim. Hiç o anda o besteyi yani. Yaptınız. Halbuki biz sözü bestecilere gönderecektik seçip. Onlar besteleyeceklerdi. Onların içinden de seçim yapacaktık. Kısmet bana yapmış. Nasıl yaptınız o anda ama ben çekiniyorum dinletmeye çekiniyorum. Tamam. Utanıyorum ya beğenilmezse. Peki özür dilerim o anda ilk hangi yani nasıl bana mırıldanır mısınız ilk başını?
Tabii. Ha, işte hangi sözü duydun? Gözümde canlanır koskoca mazim falan. Niye çalıyorsunuz o an besteyi? Şimdi böyle... Ay beyim ne? Ben bir rezil olsam ya burada. Temiz temiz. Evet. O zaman da böyle makaralı teyp vardı. Ne? Ona kaydettim şeyle gitarla. Sonra Hulki Bey geldi. Eve ziyaret etti. Nasıl dedi? Dedik size dinleteceğiz bir tane beğendik evet. falan ama ben yaptım falan demiyorum. Tamam. Adam bir dinledi. Bir de Orhan Elmas vardı yönetmen. O da onun evet, yönetmeni. Evet, evet, evet. İkisi geldiler. Hulki Bey de o da Allah rahmet eylesin. O da rahmetli oldu. Ayağı bir kalktı. Bu dedi Türkiye'yi sallayacak dedi. Ama... Kim yaptı dedi bunun şeyini? Bestesini falan. Beğendi ya. Ben yaptım dedi. Ama yani. Ama hemen hemen dedi. Hemen bunu dedi koyuyoruz. Şey. Tek mi çıktı Dilek Taşı peki? Tek 45'lik bir 45'lik olarak çıktı. Evet tek. Hemen filmle o sırada buluştu mu? Tabii tabii. O tabii. zaman milyonlara herhalde tabii, o anda ulaşıyor tabii, tabii. yani. Nasıl birisi tabii. o. Hadi bir dünden bugüne yapalım. O günden bir başlayalım. Şu şarkılara bir göz atalım ne olur. Size de bir anı olsun. Bir izleyin, hatırlayın. Buyursunlar efendim gelsin. Sen de benim gibi gibi yan al gözlüm. Yan kara gözlüm. Bir dikili taştan gayrı. Gel de göz yaşını, seni bari bari bari, seni bari bari bari. Boşuna kazma mezarcı, aşkımızı gömemezsin. Bakma başına kır çiçeklerini, çiçeklerden daha çok güzelsin yarın. Gülmeyi unutan yaşlı göze, mutluluktan haber der dilek taşı. Eğer ağlıyorsan yaşıyorum ya. Yaşayan bir ölüm oldum sayende. Yakanda mahşer gününde kaybettim dünyaya olan sevgimi. Kimseye güvenip sana çalmadım. Dayan yüreğim dayan, unutma ki evdesin, yuvana dönmelisin. Ölürdüm senin için, tek sevenim sen olsan. Şahidim bir aynada, bak gençliğim kayboldu. Gönül adadım bu aşk yoluna, bırakıp gidersem sonum olur. Anladım ki senin yüreğin bir taş, Tanrı'dan dileğim ben olmalıyım. Bırakın yüreğim boşalsın bugün. Mavi mavi masmavi, gözleri boncuk mavi. Düştü bıçak yarasında canım, güneş topla benim için. Damla hasret, pınarım tekli damla. Şarkılarda, türkülerde duyar mısın feryadım? Düştüm sana dünya, barışmam var. Belki hiç gelmez.
kapıldım bir kere, sevmez olaydım. Ah otel odaları, ah otel odaları. Kim bilir şöyle neler geçiyor içinizden. Nasıl yıllardı bunlar? Çaka yattım biliyorsunuz. Siz belki de bilmezsiniz. Taka Taka diye bir şarkı vardı. Orijinal, yabancı. Hı hı. Taka Taka'nın Türkçesi. Bize birçok çeşitli sanatçılar, hı hı, okumuşlardı. O zamanlar işte moda diye hemen benim şirkette onu aranjman. Her tür müziği okudum ben. Biliyorum siz Fok araştırırken dörden, zaten siz de şey diyorsunuz. Ben kendimi bir türe hapsetmiyorum. Evet. Ben türler arasında geçiş yapıyorum ama... Evet. Kolay kolay bazı isimler, bazı tanımlamalar yapılmaz sanatçılara. Size mesela o kadar enteresan ki hüznün kraliçesi denmiş hep. Hüzün kraliçesi. Niçin size böyle dendi? Ona çok sinirleniyorum zaten. Sahi mi? Evet. Yani doğru soru sordum o zaman. Evet, neden? Ben onu kimi koyduğunu da biliyorum. Öyle da. Mi? Evet. Ama çok güzel duyuluyor. Neden benim yani hoşuma gitti? Bilmiyorum. Niye hüzünlü olayım ki hep devamlı? Yani hüznü kıracağız acaba. Ama şundan olabilir benim mi? Benim şarkılarımı dinleyenlerin hüzünlenmesi mi aynı? Yani sürünüyorum diye bir şarkı yaptınız, marş gibi. Yani ama, insan... ama melodisi çok oynak. Oynak ama sözleri o kadar. Yani sürünüyorum demek zaten kelime anlamıyla çok acıklı değil o mi? O da Ali Tekin Türen'indir rahmetli. Aynen evet. Ve şöyle bir şey de var, onun tüm futbol takımı taraftarları bir benim. Stat olarak söylemiş. Sözler ona. Ali Tekin Türen'in, kırılsın ellerim, müzik kırılsın benim. Kırılsın ellerim. Sözler Ali Tekin, evet, Türen'in. Dilek'te zaten biz ayrılmaz ikiliyiz derdi hep bana. Dilek taşı, sözler şimdi Ali bu Tekin şarkılar... Türen. Müzik benim. Peki şunu soracağım. Az evvel izledik ya, şöyle yıllar yıllar aktı gitti gözümüzün, evet, önünden. Nasıl yıllardı onlar? Yani şu an size sorduğumda nasıl duygular bıraktı size vallahi bu yıllar? Ben, yorgun musunuz? Hiçbir şey yok. Yok, yorgun da değilim Allah'a şükür. Hiçbir, yani geçmişe de o yıllar şöyle ona da bakmam. Daima ileriye ve yeniye. Öyle eskilerde onlar takılan... Onlar yaşandı bir, hayır takılmam. Biri değilsiniz takılmam, yani. Takılmam değilim. Kesinlikle değilsiniz ki yeni zaten albümdesiniz, stüdyodasınız. Bir haftamız kaldı stüdyoya yani, çıktınız yani. Özür dilerim. Bir hafta sonra sevenleriniz albümünüze kavuşacak. Şimdi siz de bizi kırmayıp belki o albümden bir parça, tabii, programın sonunda söyleyeceksiniz bana ama albümleriniz o kadar yüksek satış rakamları elde ediyor ki altın plak yerine kendisine IMC'de bir plak dükkanı hediye ediliyormuş. Evet. Yani o kadar, evet, bir satış var. O sırada, evet, siz ne hissediyorsunuz? Bana biraz duygularınızı anlatın. Ben biraz o sırada ticari açıdan düşündüm. Güzel olur diye düşündüm. O zaman siz öyle çok duygusal şeyler yaşayan biri değilsiniz ha? Yani yok, içinde... duygusallık da yaşarım. Her insan gibi iyi tarafım da var, kötü taraf, üzüntülü tarafım da var, gülen tarafım ama da var. Ama o an o plaklar, o albümler, kapılar, gişeler, kapılar yıkılıyor. O anda ben... Tanınıyorum ben, işte şunları yapıyorum duygusu geliyor muydu? Heyecanlanıyorsunuz tabii canım. Olmaz olur mu? Çok heyecanlanırdım. Halen de öyle. Sahneye çıkmadan evvel o heyecanı duyarım. Yolda yürüyorsunuz mesela, akın akın insanlar geliyor filan. Tabii. Orada da heyecanlanıyorsunuz. Tabii. Mesela bu Bulgaristan konserim olmuştu statta. Beni 3-4 saat öncesinden götürdüler. Sizi... Otobüsü tutarlar, sizi içeriye bırakmazlar yani, geçemezsiniz diye düşünün. Ve çok kalabalık olmuştu. Bir tek ben konser vereceğim. Tek başınıza çıkıyorsunuz. İçerisi dışarısı ayrı ayrı kalabalık. O kadar kalabalıktı. Herkes her gelen otobüse şeye ben mi geldim diye her sarışına koşuyorlardı falan. Ben yukarıdan görüyordum. Sizin yerinize başkasını falan koşturuyorlar evet. mıydı sen geç falan diye. Yani çok büyük, o zamanın beğenileriyle şimdinin beğenileri de çok farklılaştı ya. O zaman sanatçılar daha bir dev, daha bir ulaşılmaz, daha bir alternatife olmayan sesler, sizler, sizin gibi sanatçılar. O yüzden yani soruyorum. Yani sanatçılar şimdiki... niye ulaşılmaz olsun? Ulaşılır sanatçıya, niye zaman, ulaşılmasın? O zaman poster asıyorsunuz, yapmayın şimdi poster asan genç gördünüz mü siz? Bence yok. Giriyor Instagram'dan, ha, bakıyor. Tabii. Yani. Tabii. Değil mi? Şimdi de gelip fotoğraf telefonla çekiyorlar yan yana. Eskiden kolay mı sizle fotoğraf çekilmek? Onu söylemek istedim de. Bugüne kadar bu program, işte az evvel de söyledim, ödülümüzü aldığımızda 2 senenin sonuna geliyoruz. 300'e yaklaştık bu programda. Bir ilk yaşayacağım şimdi bu programda. Hmm. Bir hayranınız bize mesaj gönderdi. Bu benim için çok etkileyiciydi. Çok etkilendim. Çok da hoşuma gitti. Ay, bu hiç olmadı. Bakalım, bu ilk kez oluyor. Bu arada seyircilerimiz de daimi takip eden seyircilerimiz de bilecekler.
Bir hayran mesajı geldi ve biz karar verdik ekipçe bunu yayınlamaya. Hadi çünkü bakalım. Bu bir ilk ve bence mükemmel bir şey. Gerçekten hayran kelimesi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tanımı kendisi. Hı. Buyursun gelsin. Merhabalar. Her şeyden önce bana buradan Türk müzik dünyasına sesiyle, yorumuyla, şarkılarıyla damgasını vurmuş olan, çok özel bir isim olan sevgili Gülden Karaböcek'e seslenme fırsatı veren Doğa Rutka'yla Her Şey Bu Masada programına çok teşekkür ediyorum. Gülden Hanım, sizi dinlemek, sizin hayranınız olmak öyle güzel, öyle özeldir ki sizi buradan anlatmaya ne kelimeler yeter ne de zaman. Ne kelime etseniz titrek ve sancılı, ne söylerseniz bir o kadar buğulu, bir o kadar duygulu, insanı yerden yere vuran bir ses. Eğer bana en güzel müzik, en güzel söz, en güzel ses nedir diye sorsalardı, sanırım bütün bu soruların tek başına cevabı sadece Gülden Karaböcek olur. Gülden Hanım, şunu unutmayın ki bizler sevenleriniz koskoca mazimizi gözümüzde canlandırdığımızda karşımızda hep sizi buluyorduk. Sadece sizin temsilcisi olduğunuz, pop olmayan, arabesk olmayan, halk ya da Türk müziği de olmayan ama belki de hepsinin hoş bir toplamı sayılabilecek olan kendinize özgü sound'unuzla daha nice hayranlarınız var ve olacaktır da. Son olarak Cenab-ı Allah'tan sevdiklerinizle ve sevenlerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu, başarılı yıllar dilerim. Müzik hayatınızdaki bu çok renkli diskografinizle inşallah sizi de bir gün Muğla'da misafir etmek isterim. Ay canım benim, çok teşekkür ediyorum. Bu Emrah diye bir arkadaş. Emrah Bakkaloğlu'na ben de çok teşekkür ediyorum. Evet. Çünkü herhalde nesli tükenmiş son insanlardan biri yani. Baksanıza yani özel odasında o kapanındaki size... şirketlerin şeyi gibi, rafları gibi. Evet. Bütün, yani bende olmayan şeyler bile ya orada vardır. Çok büyük bir sevgi. Evet. Nasıl bir bağlılık. Evet. O yüzden çok hoşuma gitti kendisine. Çok teşekkür ettim. Birkaç kişi daha var. Tahmin ediyorum. Öyle... Hatta Ankara'da bir konserim vardı geçen hafta. Bir aile geldi. Kız nasıl böyle ağladı, 17 yaşında falan. Ailesi şey açacakmış ona. Benim adıma müze açacaklarmış. Biriktirmiş. Bütün böyle biriktirmiş. Poster, plak, işte kaset, aklınıza ne gelirse. Evet. Emrah'ın yaptığı gibi. O da müze yapacakmış. Ne hissediyorsunuz bunlar olunca peki? Ay şaşırıyorum. Benim en fazla bildiğim bir fotoğrafım falan çerçevelenip geliyor falan yani. Yani anlatabiliyor muyum? Hani hadi çok zor. Aslında bir doğaya bir mani. Ama bunlar çok, çok başka şeyler. Çok oluyorum yani, şok. Ve kaç ama yıldır yani 70'li yıllardan 2018'deyiz yani. Yani Gülden Hanım. Hayran kitlem küçüldü gene. Yeniden ikinci bağrımı yaşayacağım. İkinci bağrınızı yaşayacaksınız. Doğru söylüyorsunuz bu albümle. Bu çok büyük bir başarı işte. Ama siz de demek ki çağa ayak uydurmaya çalışan. Allah'ın da bir lütfu canım yani. Ne kadar siz uğraşırsanız bazı şeyler olmadı mı olmaz. Ama Allah yürü kulum dedi mi? Her şey gene düzene girer ve devam eder. Gelecek seneye sanıyorum 50. sanat hayatınızı kutlayacaksınız. Evet. Öyle evet. Değil mi? 2019'un ya başlarında ya ortasına doğru çok büyük bir konser hazırlığı. 14 yaşında başladığınız bu serüven hiç durmadan devam etti evet. O zaman. Hiç ara verdiğiniz oldu mu? Büyük aralarınız oldu mu müziğe? Büyük bir ara oldu. Şirketle ilgili sorunlar oldu falan böyle bir sürü şeyler oldu. Ama olsa da konserleriniz oldu tabii, herhalde. Tabii. Tabii. Bundan sonra da olacak muhtemelen. Yani hevesim kaçtı. Elimdeki besteleri yapmak istemedim. Bir kenara koydum onları. O sinirsel şeyle onu, o parçaları harcamak istemedim. Şimdi sizde tabii başka bir titizlik oluyordur. Başka bir mükemmelliyetçilik oluyordur. Her şeyi didik didik yani araştırıyorsunuz. Bir sanatçı böyle geçer akçı olduğu zaman etraf ne yapacağını şaşırıyor. Nasıl sömürürüm? Nasıl şey yaparım? Şeyle sizin bütün şeyinizi, enerjinizi alıp hani o kendinizi ben şunu besleyeyim, şunu güzel güzel yapayım şeyi bitiyor. Doğru. Hani iş böyle kavga dünyasına dönünce ben çekildim. Yapamam yani öyle. Ama şimdi güzel yoluna girdi, rayına doğru söylüyorsunuz. Albümümüzün adı ilerliyoruz. Ne olacak? Müziğin çok büyük bana faydası oldu. Ali Coşar beyefendinin orada. Çok iyi insanlar, çok yardımcılar her konuda bana. Zaten bu albüm meselesi de oradan çıktı. Şimdi bu benim şaka yaptım. Aşık İhsani'nin şeyleri, besteleri. Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı.
yani aklınıza ne geliyorsa böyle bir plakta çok şeylerim var benim ilk. Hı hı. Onunla, sonra iki ortak ayrılıyorlar. Sonra ortağın biri rahmetli oluyor. Hı. Birisi idare ederken o da bırakıyor bu işi falan. Oğullarına veriyor. Oğulları da uğraşmak istemiyorlar. Şirket bütün eserler el, orada şirket halbuki. Şirket el değiştiriyor. Hı hı. Yeni şirketin sahibi de bir bakıyor. Bütün her şeyiyle satıyorlar. Yani bütün portföyüyle. Şimdiye kadar aşıklar. Ah, neler var orada. Tabii aşık daimiler. Büyük hazine. Aşık Mahsuniler, aklınıza ne gelirse orada var. Aşıklama da çok modaydı eskiden biliyorsunuz. Adam bir bakıyor benim şeyler var. Ah bütün onlar. Aa diyor Gülden Karaböcek de varmış. Sonra işte Ali Bey'le irtibat kuruyorlar. Ali Bey yönlendiriyor beyefendiyi. Diyor bunları yeniden yapalım, yeni versiyonla. Şimdi yanlış da söylemeyeyim. Yarın Megedon olacak, yarın Degon olacak. Türk, bizim Türk müzisyenler. Biri burada, birisi Amerika'da. Hazırlıyorlar bunu. Kardeşi de film yönetmeni. Orkun'un kardeşi. O da işte bu arada filminin yönetmeni. Evet, filme orada, de alıyorlar. Hı, film şarkınız o disco sahnesinde. Böyle bir giriş yaptık bakalım. Şimdi bundan sonra benim yeni halkın beklediği benden, dilek taşı gibi, sürüyorum gibi beklediği daha süper şarkılarım yolda. Öyle mi? Of. Onlar da peki daha da güzel olurlar. Şey yapacak mı bizi böyle içimizde koparıp? Hem de nasıl yapacak? Şimdi beni yapıyorsa sizi de yapacak. Bizi kesin yapacak. Çünkü o dilek taşını ben kendim dinleyip kendim bayılmıştım. Ben bir şeyi beğeniyorsam bir bakıyorum halk da beğeniyor. Demek ki diyorum ben bir ölçerim. Ölçersiniz tabii. Peki az evvel izledik ya şarkılarda kostümleriniz. İşte pembe bir tuvalet giyiyorsunuz. Evet. Kafanızda pembe bir taç mesela. Hep o bir uyum var. Onu soracaktım. Sizi giydirirler miydi? Yani sizi hazırlarlar mıydı yoksa siz kendiniz mi giyinirdiniz? Yok, giydirirlerdi. Mesela bugün kendim giyindim. Mesela bugün de çünkü o eldiveniniz, o bilekliğiniz, ay evet, tasmanız, yani o kadar şık şey. Çok şıkırım değil mi? Bence ya ben daha bayıldım çok açık söyleyeyim. Da ben bu kadar giyinemediğim için böyle basit bir elbiseyle çıktım karşınıza. Ama çok şıksınız gerçekten. Çok teşekkür o zamanlar ederim. Siz karar vermez miydiniz yani? Kim yok, giydirirdi sizi? Yok işte Feriha Moda evi vardı bir tane. Cemil İpekçi bir elbise yapmıştı. Çok. Sonra çocuğun ismini hatırlayamıyorum. Bayağı bir geçmişte kaldı. O İzmir Fuarı için bir elbiseler hazırlamıştı. Şimdi kendim yapıyorum. Kendim bakıyorum mağazalara, beğendiğim bir şey olduğu zaman üstüme de güzel yakışıyorsa sonra onun aksesuarlarını falan tamamlıyorum. İşte bugün olduğu gibi. Bugün olduğu gibi ve her şeyinizle evet. Takım çıkıyorsunuz. Evet, o zaman tabii daha genç olmanın getirdiği, belki her kafadan bir ses çıkıyor. Belki siz o zaman zevkleriniz gelişmemişti. Hayır, o yüzden belki yardım. Çünkü çok erken yaşta başladınız bu işe. Tabii. Şimdi biz Gülden Karaböcek diyoruz ama kim bilir oralarda neler yaşandı yani. Kulisinizde peki böyle olmazsa olmazlarınız. Hani böyle filmlerde izleriz ya. İşte dev çiçekler gelir işte filmler. Öyle şeyler oluyor muydu? Sürpriz mektuplar sahneye falan. Sahneye geliyordu tabii. Geliyor muydu onlar? Tabii sahneye geliyordu. Mesela o gala gecesi ilk gece falan geliyordu. Biliyor musunuz kimlerden geldiğini? Tabii. Yani üstüne yazıyorlar. Sürpriz hayranlardan. Tanımadığımız insanlar da oluyor. Ama hayranınız geliyordu yani. Sahneye de anons ediyorduk, teşekkür ediyorduk. Gelelim başka sanatçıların, diğer sanatçılar tarafından seslendirilen Gülden Karaböcek şarkılarına. Bunları sever miydiniz, hoşunuza gider ben mi? Bir kere bir internette gördüm 5-6 kişi, biri bir satırını okuyor, öbürü o mu yoksa onu mu? Yok, biz bütün o sanatçıları topladık. Bakalım kimler sizin şarkılarınızı seslendirmiş. Belki de bilmedikleriniz var aralarında. Hadi bir gelsin izleyelim, buyursunlar. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlerini, mutluluktan haber verir taşı. Efkarım birikti sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Mutluluktan bir haber ver dileğin taşı.
elimle aşkıma bir yuva kuramıyorum. Beğeniyor musunuz diğer sanatçıların söylediği beğeniyorum dilek taşlarını? Yani hele Ferdi Özbeğen. Benim şarkımı okudukları için beğeniyorum. Yoksa beğenmezdim yani. İngiliz bir müzik yapımcı size geliyor ve diyor ki ben sana albüm yapmak istiyorum. En büyük pişmanlıklarımdan biri budur diyorsun. Evet, evet. Niye yapmadınız evet, o an? Aa, onu sormayın. Şimdi yaparsınız. Nerede o İngiliz yapımcı bulun bana da. Belki de ölmüştür yani kadın. Tabii ki, belki de. Elizabeth adında bir kadındı. Şimdi bu kadın televizyon yapımcısı. Kanal 4'un yapımcısı. Evet. İngiltere'de. Kanal 4 diye bir kanal tamam. var. Orada bir yapımcı kadın. Ama neyin yapımcısı bilmiyorum. Bu kocasıyla orada bir Türk restoranına gidiyorlar. Hani biz nasıl burada gideriz Rus, evet. Çin falan. Onlar evet, da öyle. Türk, evet. İşte o ara benim dilek taşı orada çalıyor. Kadın garsonu çağırıyor. Diyor ki kim bu diyor. O da diyor ki efendim Türkiye'de diyor sevilen bir sanatçı. Gülden Karaböcek. Nasıl diyor ulaşabilirim? O zaman da cep telefonu falan öyle iletişimler hiçbir şey yok. Sonra benim orada konserim oldu. London Palladium diye. Beethoven'ların falan konser verdi. Bilirim Palladium konser. Bilirsiniz. Evet. Kraliçe Elizabeth'in lojasının olduğu muhteşem falan. Çok bir güzel bir salon. Evet. Evet, evet. Kadın beni duyunca oraya giyinme odasına geldi. Yanında da bir İngiliz ama Türkçe bilen bir İngiliz almış. Ben dedim konuşamam falan nasıl konuşacağız dediler. Bir bayan geldi. Televizyon şeyinden falan. Ben dedim İngilizce bilmiyorum. Yani nasıl konuşacağız konuşamam. Yok dediler o getirmiş yanına. Kendi tercümanını. Peki. Herhalde diyorum televizyon programı falan mı yapacak? Ben öyle düşünüyordum. Kadın bana hem evine davet etti. Ölçülerimi falan aldı. Ertesi gün evine gittik falan. Kocasının James Bond, Roger Moore falan filmler yaptığını... Sesimi çok beğendiğini, dünyaya tanıtmak istediğini söyledi. Bakar mısınız? Yani ayağıma büyük ben fıstık. İstemeden bir şey geliyor. Evet. Ve ben korkuyorum. O arada da yeni bir şirkette anlaşma yapıp gitmiştim o konsere. Dönüşte de stüdyoya girecektim albüm için. Tek başımayım, kimse yok yanımda. Ve kadın sizi burada kalın diyor, gitmeyin. Dedim ben şirketle tamam biz öderiz diyor şeyini. Belki de kariyeriniz İngiltere'de devam ediyor. Ama olmaz ya. İyi ki gitmemişsiniz. En güzel öyle toprak mi? Vatan toprak. Ya da gidip sonra mı gelseydim? Gidip acaba. Bence. O an artık çok geç zaten bu sohbet için. Çok büyük yani bugün birçok sanatçının uğraştığı. Ama size de John Baez diyorlarmış. Şey. Türkiye'nin John Baez'ı diyorlarmış mesela. Sanıyorum şey o hanımefendi de öyle bir şey yapabilirdi size. Nora Jones'un hikayesi de öyle ya. Elia Kazan tanıştırıyor ve albüm yapıyorlar. Çok şımartıyorlar gibime geliyor. Şımartsınlar canım. Kaç kişi kaldı böyle? Bence şımartsınlar. Aşık Veysel, Aşık Mahsune Şerif, Neşet Ertaş, Aşık Nesimi Çimen, Aşık Mevlüt İhsani gibi ozanların eserlerini de söylüyorsunuz. Peki ben size sorduğum zaman şimdi böyle bir büyüğümle oturuyorum konuşuyorum. Hangi evet. türde müzik söylerken heyecanlanıyorsunuz böyle kalbiniz kopuyor gidiyor? Hepsini söyleyebiliyorsunuz. Şimdi bu dilek taşı tarzı. Arabesk mi oluyor o zaman evet, o? Yani fantezi. Aslında bir tanımı yok bunların da. Ama müzik yorumcuları illa bir kategoriye sokmak sokacak istiyorlar. Var. Siz orada hissediyorsunuz onu yani. Ben de hissediyorum. Nasıldı? Evet. Ama yani alıp da eline gitarla bestesini yapmış. Bu yeni bestelerim yani de öyle oldu. Daha onları duymadınız. Duymadık 2019'da inşallah. Duyacağız. Yeni bestelerim. Ya oradan da bir dilek taşı gibi sizi böyle duygulandıran bir şey belki çıkacak. Belki de daha güzeli. Öyle mi? Evet. Onun sözü de mi size ait olacak? Evet. Harikaymış bu. Sinemaya dönelim bir de. Sinemada da filmleriniz oldu. Sıcak yani baktınız sinemada, mı sinemaya? Sinemada yok ya bakmadım. Yani senaryolar aynı. İşte zengin kız fakir oğlan bilmem ne falan. Hoşuma gitmedi senaryolar. 6-7 film var yok. Yani sonra bıraktım. Çok içinize sinmedi o sinmedi. Zaman sinema. Biz onlardan da topladık ama. Bakalım ya, hangi filmler varmış. Eyvah. Hadi bakalım neler varmış. Buyursunlar. Hani beni seviyordun. Hani kavlimiz vardı. Ne kadar körsün sen. Hala anlamıyor musun? Şu ziynetlere bak. Kürkler, altınlar, şehirde köşkler, arabalar. Hepsini bana Şevki verdi.
Onunla evlenirsem her istediğimi alacak bana. Ya sen? Ağlıyor musun? Yok. Toz kaçtı gözüme. Hem neden ağlayayım? Şan, şöhret, araba, kat, her şeyim var. Gözyaşları eskilerde kaldı. Öyle diyorsan öyledir. Ama dikkat et, sık sık toz kaçmasın gözüne. Allah'a ısmarladık sevgili. Babana bir görüneyim dedim. Sahi mi Eşref? Ama babam evde yok. Çabuk dönersin değil mi? İşlerimi bitirir bitirmez döneceğim. Bunca yıl sana çektirdiklerimi şöyle bir düşünüyorum da içim burkuluyor. Ama artık bitti. Bitsin Eşref, bitsin artık. Her şey benim yüzümden oldu. Hep benim ihmalkarlığım. Artık üzme kendini. Komiser bey, biz aramızda tatlı tatlı kavga ediyorduk. Onlar da karıştı kavgamıza. Bu senin neyin oluyor? Nişanlım. Biraz sinirlidir de. Ya. Sinirli babandır. Başlama gene beni çekiştirmeye. Ama Eray bey, bu nişan yüzüğü. Evet. Senin için aldım. Nişan yüzüğü. Bana mı getirdiniz? Evet, sana. Yakında evleneceğiz. Evlenecek miyiz? İyi ama ya anneniz babanız? Hep böyle o güzel tatlı kız, genç kız onun üzerinden gitmiş herhalde. Evet. O yüzden sizi çok etkilemedi. Evet. Ve sevmediniz. Bir mesajınız daha varmış efendim size. Sürpriz bir mesaj. Hayırdır. Bakalım kimden? Buyursunlar. Sevgiler sunuyorum. Şu an programınızsınız biliyorum. Sizi dinliyorum ama yönüm sizinle beraber. Anne, seni çok seviyorum. İyi ki senin kızın olmuşum. İyi ki annemsin. Her şeyden önce Türkiye'nin çok büyük bir sanatçısısın. Ama Allah bana bu YouTube vermiş ki ben senin kızın olmuşum. Seni çok seviyorum. Programda başarılarını diliyorum. Doğa Hanım, sizi çok seviyorum. Çok iyi bir başarılı oyuncu ve tiyatrocusunuz. Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle kalın. Canım benim, canım yavrum benim. Ay, en büyük başarınız herhalde kızınız, öyle evet, değil mi? Evet, evet. Ya yıllar ne çabuk geçti ya. İnanamıyor insan. Birebir ve yoğunlukla ilgilenebildiniz mi kızınız? Küçük sarı papatyan falan derken. Evet. Casper gibi bir bebekti o küçük. Sarı saçlar aynı Casper'a benziyordu. Büyüdü, kocaman oldu, baksanıza. Peki siz çalışırken bakabildiniz mi kızınıza? Aranıza mesafeler girdi mi? Şarkı söylerken. Stüdyonun içinde yani, evet. Mikrofonlu odada tam böyle şeye gelip görmesinler diye orada altın değiştirmiştim. Ah, ne tatlı, beraber gidiyorsunuz her yere. Tabii hiç bırakmazdım onu hiçbir yere. Konserlere de götürür müydün? Bulgaristan'a da geldi, her yere geldi benden. Aynısını yapmak istiyorum, aynen şurada bezleyeceğim. Bir sakıncası yoksa. Şuraya koyacağım. Ama öyle çok güzel, çalışan anne olunca, öyle değil mi? Tabii. Yani siz de tabii ki fedakarlık gösterdiniz ama. Bırakamıyordum. Yani kadınlara teslim edemiyor insan. Olmuyor. O da aklınız evde kalıyor. Tabii. Ne güzel, ne büyük mutluluk. Öpüyoruz efendim biz de onu. Reklama gidiyormuşuz üzülerek. Buyursunlar, gidelim. Öyle bir şey söyledi ki. Babana çiğ yumurtaları içirttirirdi çocukken. Hemen bana. Soruyorum sana. Ama yani siz onu nasıl karşılıyordunuz? Bu ne olabilir? Olabilir mi mesela? Aslında ben bu çocukluğu merak ediyorum. Çocukluğundan nasıl? Nerede ev yemeği yersiniz? Nasıl ayağa kaldırıyorsunuz? Bunları hepsi detaylarıyla sizden öğreneceğim. Fark yok. Niye dedim? Bir kamera, ne oldu? Kendimi Michael Jackson gibi hissettim. Wow. Yine böyle baktım. Açalım deme benim. Duyarlılık oldu bende. Açılamıyorsunuz. Öyle mi oldu? Çıkıyorlar ve sürekli bağırıyorlar. Gözlüyorlar. Anlatıyorum. Evet, anlatayım. Hadi canım, ne diyorsun? Seni tam bilmiyorum. İşte hepsini söylemiyorum. Ama ne numara, ne numara ama. Maşallahlar olsun efendim. Hadi bakalım. Ve akşamın sonunda o büyük sürprizi verelim. Gülden Karaböcek sevenlerine, hayranlarına tam 10 yıl sonra ya. Geliyor yeni albüm. Ulaşacağız albüme. İnşallah kaç beğenirler. Çok heyecanlanıyorum. Kaç parça var içerisinde? Vallahi 12 mi?
13 mü? Çok güzel, var. Harika. Hatta belki de 16 da olabilir. Ne güzel, ne güzel. Sizin besteleriniz, sözleriniz de içinde yer alıyor. Çünkü karar aşamasındalar. Hani ne kadar koyalım, hangisini çıkaralım, hangisini, hepsini. Onun için tam bilemiyorum. Peki o zaman son hangi şarkıyı söyleyeceğiz albümden şimdi? Şaka yaptım. Şaka yaptım söyleyeceksiniz. Sevenlerinize, hayranlarınıza, bu albümü 10 senedir bekleyenlere bu masa aracılığıyla ne söylemek istersiniz? Bu bir ara geçiş. Bu asıl beklenen bu değil. Asıl benden beklenen daha sonra çıkacak olan. Bu eski şarkıların yeniden değerlendirilmesi diyelim buna. Eski okuduklarımın. Eski sesimle okuyacağım. Harika. Hı-hı. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben şarkıyla de, kapatalım programı. Üstüne söz ediyorum. Yok. Beni davet ettiğiniz için. Estağfurullah, size ne demek? Bütün ekip arkadaşlarınıza. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Ve güzel sesinizle bitiriyoruz, tamam, programı. Buyursunlar.